2022 ALES ilkbahar döneminde tek uzemle hazırlanan ve istediği puanı alarak hayallerine ulaşan Ahmet Aydın'la birlikteyiz. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Teşekkürler, biz deyiz. Sizlerin başarılarını duyuyoruz. Çok daha mutlu oluyoruz. Sizin de Çok çok teşekkür güzel bir ederim. sonucunuz var. Buradan da böylelikle ALES'e hazırlanan birçok öğrencimize örnek olmasını diliyoruz bu videonun. Öncelikle ben kendinizi biraz tanıtır mısınız? Bu soruyu sorarak başlamak istiyorum. Tabii ki hocam. Ben Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunuyum. 2018 yılında ben mezun oldum. Şu an hali hazırda Tekirdağ'da öğretmenlik yapıyorum. Bir süre yani şöyle söylemek gerekirse birçok kez ALES'e girdim ama yüksek lisansımı yaptığım kısımda istediğim bir puanı elde edememiştim bu noktada. Ve sonrasında artık dedim ki bir profesyonel yardım almam gerektiğini düşündüm bu noktada. Ve internet üzerinden, online üzerinden araştırmalara başladım bu. Peki bize başarınızdan bahseder misiniz? Sınav sonucunuz nasıldı? Netleriniz nasıldı? Ben tek üzemle hazırlanmadan önceki kısımda matematikte 24 net falan yapıyordum. Ve tek uzemle hazırlandım ve birazcık daha kendi gayretlerimle daha fazla çalışarak 42 net matematik yaptım matematikte. Aynı şekilde Türkçe'de de 38 net yapmıştım tek uzemle hazırlanmadan önce. Paragrafların zorluklarını ve nasıl çözmem gerektiği konusunda da Gülşen Hoca çok büyük bir yardım sağladı. Attığımız soruları nasıl bir yöntem izlememiz gerektiğini göstererek oradan da 48 net aldım. Harikasınız. Kendi alanımda sözel kısmında 98 gibi bir puan aldım. Sayısalda Evet. 93 aldım. Eşit ağırlıkta ise 96 aldım. Peki tek uzemin katkısı nasıl oldu bu başarıyı almanızda? Tek uzemi incelemeye başladım bu süreç zarfında. Sonra direkt bilgi formunu gönderdim ve çok kısa sürede hemen geri dönüş yaptılar. Kafamdaki soru işaretlerini gidermek için ara ara tanıtım dersleri gibi derslerin olduğunu söylediler ve beni onlar yönlendirdiler. Instagram adresinden takip ettiğim zaman baktım ki gerçekten başarılı bir kısımda ilerliyorsunuz bu noktada ve ders programı hazırlama noktasında da çok iyi olduğunuz için ben de otomatik olarak dedim ki artık başarının yolu tek üzemden geçecek gibi ve bu sefer çalışmaya başladım. İlk önce tabii ki de rehberlik servisi ile çalıştık. Çünkü ben girmeden, kendim hazırlanmadan önceki yani ilkbahar ALES'ine hazırlanmadan öncekinden yaklaşık olarak 2-3 ay önce ben başvuru yapmıştım size. Bu noktada 3 aylık bir süreçte ise sizin rehberliğiniz sayesinde ben birazcık daha ilerledim. Çünkü bana kendi eğitimlerim başlamadan önce ise sıfırdan matematik diye bir alanının olduğunu ve o kısımda bana açtılar. Buradan da en azından derslerin başlayana kadar devam edebileceğimi söylediler. Ve Evet. ben bu şekilde onları da kullandım. Aslında benim başarım ilkbahar başarısı değil, aslında ondan önceki başarı da aslında ALES'in tek üzemin başarısı. Ben canlı dersler değil de kayıttan izlediğim derslerle de ben 88 aldım bu noktada. Ama 88 beni yeterli tatmin etmedi. Dedim ki yani ben 88 yapabiliyorsam 98 veya daha fazla da yapabilirim dedim. Canlı derslere girdim. Ders programlarını oluşturduk hocalarımızla beraber. Ve nasıl soru çözmem gerektiğini çok çok fazla üstünde durduk. Çok fazla ben işlem hatası yapabilen bir insandım. Peki tek uzemi çevrenize sınava hazırlanan birçok daldaki diğer öğrencilere, yakınlarınıza önerir misiniz? Hocam şöyle ben ALES kısmını aldım ama benim etrafımdaki arkadaşlarım vardı mesela. Onlara da önerdim. Dedim ki bakın tek uzemi kullanabilirsiniz. Hani hem KPSS hem ALES hem kendi öğrencilerimi LGS formatındakilere Evet. de sürekli öneriyorum. Dedim ki yani şöyle bir şey dinliyorlar. Bir sıkıntının olduğunu veya anlamadığınız bir noktada nasıl yardımcı olduklarını aslında yüz yüzemiş gibi bu kısmı bize sağlıyorlar dedim ve gerçekten hocaların hepsi de çok çok başarılı olduğunu dile getirdim. Çünkü öğretmenlerimiz gerçekten çok çok kıymetliydi. Bizim için çabalıyorlardı. Her ne kadar yani yüz yüze değilsek bile ben o yüz yüzenin samimiyetini ve yardımını gerçekten çok hissettim. WhatsApp gruplarına sonra atıldığı zaman bile ilk önce hocalarımız kendimizin uğraşmasını istiyordu. Çözemediğimiz ya da kafamızın karıştığı noktada zaten müdahale ediyorlardı. Bu noktada da mesela benim çok çok hoşuma gitmişti. Ben kısımdayken mesela üniversite sınavına hazırlandığım zamanlarda bile yani dershaneye gittiğim zamanlarda hocayı bulmakta zorluk çekerken ben online bir platformda hocaya net bir şekilde ulaşabiliyordum. Derdimi anlatmak istediğim zaman müsait misiniz diye dediğim zaman hocayı arayıp konuşabiliyordum. Bu online bir platformu yüz yüze bir platform gibi Evet. gösterdiler bana aslında. Bu sıcaklığı ben hissettim. Etrafımdaki herkese önerdim. Kuzenimden arkadaşlarıma varana kadar şu an onları da önerdim. Hatta birkaç arkadaşım şu an yanlış hatırlamıyorsam EYT için
sistemlerinize üye oldular o noktada. Evet. Umarım onlar da benim gibi faydasını görürler. Son olarak sınava hazırlanan sadece ALES olmak zorunda değil, hem bir öğretmen olarak hem başarıya ulaşmış bir öğrenci olarak neler yapsınlar, neler tavsiye edersiniz, nasıl ders çalışsınlar mesela hocam? Hocam şunu söyleyebilirim. YouTube evet çok güzel, bulunmaz bir nimet diyebiliyoruz ders konusunda ama gerçekten çok fazla bir bilgi kirliliği oluyor. Ve birden fazla hocayı dinleyip bir kafa karmaşası yaşıyoruz. Birden fazla kaynak kullanmaya çalışıyoruz. Hem konu anlatımı hem soru bankası. Bu noktalarda ise kafamız gerçekten çok allak bullak olduğunu ben düşünüyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Eğer tek üzerime başladıysak, ben tek üzerim üzerinden gidersem, tek üzerimle başladıysak rehberlik servisi ve hocaların dediğini yaptığımız zaman gerçekten çok başarılı olabildiğini görüyorum. Ben bu kısımda gene söylüyorum ama çok fazla dile getirdiğimi düşünüyorum ama tek üzerimle ben başladığım zaman başlamadan önce 3-4 kitap bitiriyordum ve başarıyı sağladığımı düşünmüyordum. Ama ben tek üzerimle beraber, derslerle beraber sadece bir kitap bitirdim. Türkçe'de de, matematikte de sadece birer kitap bitirdim ve başarıyı sağladım. Daha Yani az çalışıp daha çok verim kesinlikle, aldınız. kesinlikle yani bu noktada yapmaları gereken tek şey kendilerini tek üzerime bırakmaları diyebilirim yani. Bıraktıkları zaman gerçekten başarılı olabiliyorlar ve hakeza dediğim gibi rehberlik servisine gerçekten güvenmeleri gerekiyor ki güzel dönütler verdiğimiz zaman onlar da bizim üzerimizden gerçekten güzel şeyler çıkartabildiklerini ben düşünüyorum. Kafamın karıştığı noktada, kafamın yatmadığı veya hoşuma gitmeyen bir noktada direkt tek üzerimle merkezle iletişime geçtiğimiz zaman sorunlarımızı veya derdimizi çözebiliyorlar. Bu noktada yine söylüyorum, tek üzem ailesine gerçekten güvenmeleri gerekiyor ki başarıyı elde edebilsinler.